Merhaba arkadaşlar, hayata dair her şeyi paylaştığım kanalıma, Uğur'la evime hoş geldiniz. Yine iki gün önce attığım çadır alanımdayım. Hala devam ediyor kampımız. Burada çok güzel arkadaşlıklarımız var, çadır komşuluklarımız var. Yine onlardan bir tanesiyle bir çekim yapmak istedim sizlere. Yan komşumuzda Mediha ablamız var, teyzemiz, ablamız. Ben onları gencecik gördüğüm için ablası demeyi tercih ediyorum. Çerkes kendisi Çerkes halucu yapacak. Ben artık sözü ona bırakacağım inşallah. Hem size böyle bir orijinal yerinden yurdundan bir tarif vermek istedim. Hem de bu çadır ortamında da neler yapılabileceğini böyle gösterip sizleri özendirmek istedim açıkçası. Haydi birlikte bakalım isterseniz. Arkadaşımız Gülhan da bahsettiği gibi Çerkes halucunun ölçülerini veriyorum. 2 kilo buğday unu, 1 yumurta kıracağı. Arkadaşım Emine kırıyor. 2 avuç kadar tuz. Peynirimiz burada aslayan Çerkes peyniri olması lazım ama şimdi doğal ortamda olduğumuz için onu bulamıyoruz. Fakat Bafra peyniri ayarladık. Şöyle bir kaşık kadar yoğurt, 1 yumurta, onu söylemişti. Şimdi arkadaşım bana suyu dökecek, ben ona dur deyince duracak. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Ablacığım, bu arada eğer sizi rahatsız etmeyecekse bir anlatabilir miyiz? Yani bu nedir, nereye özel, hani Çerkes dedik. Ezelinden, Kafkasya'dan, dedelerimizden gelme, büyüklerimizden öğrendiğimiz bir, hani şimdi yarımca börek diyorlar ama aslen şeyi Çerkezlere bağlı. İçine hani peynir koyuluyor, patates koyuluyor ama biz genelde Çerkes peyniriyle yaparız, kıyma koyuluyor. Başka biz fındıklısını da yapıyoruz. Çok harika oluyor. Tatlı gibi şekerli oluyor. Şekerli, fındıklı, şekerli çok güzel oluyor. Yani herkesin tatmasını da isterim. Ben bir ara bunu Çiftlik Caddesi'nde Samsun'da yapıp sattım. Ooo, süpermiş. Bağışlama olarak yaptık, sattık ve çok beğenildi. Aslında hep bir dükkan açma hayalim var ama olmadı bir türlü. Ablacığım. Benimle beraber açmak istiyorduk ama. Aslında yapabilirdiniz birlikte bir şeyler. Yani işte hani kadın girişimcilere destek de güzel aslında. Evet, düşündüğümüz oluyor ama işte pandemi oldu, şu bu oldu. Bilmiyorum, bakalım kısmet nasip, bilmiyoruz. İnşallah gönlünüzce olur. Şimdi yormaya devam ediyoruz. Ona göre Samsun'a gelirlerse ben hemen açarım dükkanı. İnşallah, inşallah. İnşallah, hadi bakalım devam ediyoruz. Hamurun kıvamı yani işte Mifer hamuru gibi oluyor hemen hemen. Anladım. Çok yumuşak da olmayacak, sert. Sert. Ya Mifer'ın şeyden çıkmış, buzdolabından çıkmış hali. Yarımca börekten daha sert. Çünkü çok koyarak açıldığı zaman yağı çok çekiyor. O zaman da çok güzel olmuyor bu. Sonra birazdan çekimde yine görecekler. Çok kızgın yağın içinde, oksijen almadan tamamen yağın içinde. Böyle saniyeler içinde kızarıyor ve çıkarıyorsun. Öyle olduğu için de şey olmuyor. Yani yağ çekmiyor. Nefis bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, kamp ortamında hamur yoğurmamız, harucumuz devam ediyor. Hamuru yoğurdu galiba. Şimdi devamını göstermek istedim sizlere. Böyle bir şey, hamurumuz 2 kilo olduğu için hani yoğurması kolay olsun diye bıçakla ikiye kesiyorum. Yarım yarım daha çabuk yoğurup sonuca gelmek, ulaşmak istiyoruz. Bu piknik bankının üstünde yapıyoruz bu işlemi bu arada. Hani bazı şeylerimiz yeterli olmasa da insan isteyince her şeyi yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle ablacığım. Aynen öyle. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda halücülerin ebatını ayarlamaya çalışıyorum ki yuvarlak yuvarlak açacağım onları ondan sonra. Sonra bunları şey yapacağız, yuvarlayacağız. Tepsinin dibine un serpeceğiz. Bunları yuvarladıktan sonra buraya yerleştireceğiz. Üstüne de ıslak bez. Bahsettiğim gibi çok un koymayarak katı bir hamur yapıyoruz ki çok un koymayalım diye. Ne kadar unu az o kadar lezzeti güzel. Unu az dediğimiz içinin değil, sertlik anlamında söylüyorum. Ve
Hadi ablacığım, bu sefer de deniz manzaralı çekiyorum. Oo, evet. Çok güzel. Böyle püfür püfür havamız çok güzel. Hatta şöyle sen kesmeye devam ederken ben şöyle etrafı da evet alayım. Şöyle etraf çadırlar. Evet, şeyini de gösterebilirsin. Kendine tamam. Birazcık. Evet. Şöyle unluyorum. Alması kolay olsun diye. Sonra bunları şöyle yuvarlıyorum. Hamurun yuvarlaklığı güzel olduğu zaman, açtığımız zaman da üst yuvarlak oluyor. Püf noktalarını da alıyoruz. O da çok önemli. Evet. Yani şunu ne kadar güzel yuvarlarsan, yaptığın şekilde ona göre oluyor. Üçgen, beşgen olmuyor. Ben çok seviyorum haliç açmayı bir de. Çok. Zaten gerçi ablacığım... kızken çok üşenirdim. Ama evlendikten sonra benim ailem, eşim tarafı da Çerkez. O yüzden kayınvalide falan yaparken önceleri diyorduk hiç üşenmiyorum derdim. Meğersem kayınvalide olunca üşenilmiyormuş. Ben de yapmaya başladım. Böyle bir kahvaltı için 30-40 tane açıyorum ben bunu. Bu peki 2 kiloluk undan kaç tane çıkar size? Bakacağız şimdi. Onu o kadar bilemiyorum. Şimdi bakacağız. Tamam. Çünkü neden biliyor musun? Ben hani her zaman bu kadar açmıyorum. En aşağı 35-40 tane açtığım oluyor kahvaltı için. Sağ olsun. Böyle 3 çadırcı aile bir araya geleceğiz. Medihe ablamız da bizim için yapıyor bu hacı. Aynı zamanda da ben çok hani çekmek istedim bu ortamı da arkadaşlar. Sık sık sizlere bu çadır ortamından paylaşımlar yapacağım demiştim ama vallahi ne yalan söyleyeyim Halicu çekeceğim diye hiç aklıma gelmezdi. Spontan gelişti ama güzel oldu benim için de. Evet, hiç önceden ayarlanmış bir şey değil yani. Bir anlık oldu, bir anlık oldu. Bağışlama bir şey oldu. Hatta şey dedi, ablanın oklavası yokmuş. Ne yapsak, ne etsek, neyle yapabiliriz dedi. Çadır demiri kullandı. Oğlum, şöyle bizim çadırımızın demiri var, göstermek istiyorum oğlumun elinde şu anda. Çadır demirini güzel dezenfekte ettik. Yani her ortamda, her şekilde yaparız hesabıyla. İşte bu çadır demiriyle de inşallah oklava yapacağız bunu. Şöyle kenarda bekliyor. Koy oğlum sen öyle. Kesinlikle onunla oklava yapıp açacak ablamız inşallah. Evet hanımlar, ne durumdayız? Vallahi şu an rulo yapmaya, beze yapmaya çalışıyoruz. Ve deniz kenarındaki rüzgar nedeniyle hamurumuz kuruduğu için biraz acele ediyoruz arkadaşım Emine. Hamurların prensesi. Süper. Çok güzel su renkleri yapar, kıvratmalar yapar arkadaşım. Ama şu an neden yapmıyor bilemiyorum. Biraz rahatsız. Maşallah. Karadeniz yöresine ünlü böreklerinden sonrayız. Bol tereyağlı. Oh oh. Süper. Yani yapıyoruz ama şu anda uzun yıllar yaptım ama şu anda yapamıyorum. Daha sızlandığımdan dolayı. Dolayısıyla çevremine bakıp ediyorum ama. Hiç belli olmaz. Emine abla bakmışım bir gün böyle su böreğini kadraja almışız. Olur. Nasip diyelim inşallah. Benim için ortam önemli değil. Her an, her dakika, her yerde yapabilirim. Valla ne güzel. Elinize sağlık. Bu arada o bezimizi ısladık. Tabii. Islak bir şekilde hem hamurun üzerine hem diğer o küçük yuvarlak hamurları da ekliyoruz ki kurumasın diye arkadaşlar. Böyle imece usulü devam ediyor. Arkadaşlar bir taraftan böyle harucumuzun aşamaları devam ediyor. Şimdi onları göstereceğim size. Yine biz bir taraftan muhabbetimizi ediyoruz. Oh çadırımızın önünde keyfimizdeyiz. Çocuklarla ilgileniyoruz yine bir taraftan. Böyle ilerleye ilerleye tamamını çekmemek adına, sizi de sıkmamak adına önemli aşamaları çekmeye çalışıyorum. Şimdi açım aşamasına beraber bakalım. Buyurun. Açıyoruz. Ama burada elimizde okulun olmadığı için. Şöyle orayı hemen yakın çekim almak istiyorum. Ablacığım şöyle iyice yakınlaştırdım. Şöyle göstereyim ben size. Halimize üzülmeyin. Bu çadırın bir parçası, demiri. Bu şartlarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki güzellik olsun diye. Ama ben çok da güzel oluyor. Ben şimdi 20 saatlik çapında bunu açıyorum. Bunun özel bir katlama şekli vardır. Esas Çerkez olan arkadaşım şu anda Mediha size bunun katlama aşamasını gösterecek. Özellikle yanının kırılması
Şurada Çerkez harucunun özelliği. Ben şimdi ona veriyorum. O şimdi içini koyup size... Biraz yapıştığı için peynir dilimi düzenli şekilde simetrik olsun diye ayarlıyorum. Sonra şöyle katlıyorum. İyice bastırıyorum. Pişerken ağzı açılıp peynirler yağın içine düştüğü zaman patlama yapabilir. O yüzden çok sıkıca kapatıyorum. Hatta elimi böyle una batırıyorum. Şöyle sıkı sıkı böyle bir şekil veriyorum. Sonra bunu alıyorum. Burada temiz bir bezimiz var. Sadece haluj bezi olarak kullanılabiliyor bunlar. Buralara yerleştiriyorum. Oo, şöyle böyle. Hepsini gösterelim. Evet, ya. Çadırda böyle. Da neler yapılıyor, kampta evet. Neler yapılıyor. Ve şunu özellikle söylemeden geçmek istemiyorum. Bu ortamda da bu kadar tertemiz beyaz bir masa örtüsü. Yani nasıl olur ablalar maşallah. Hem becerikliler hem temiz titizler. Aa, evet. Süper, daha yani ne olsun. Yenilecek şeyler de hassas göster. Daha ne olsun gerçekten ya. Elinize sağlık, çok güzel. Patlama aşamasını bir kere daha göster. Çünkü kenarının yok yaparak kaplanması. Üretimiz oluyor. Haluj üretleri var aslında ama ben ondan daha çok bunu seviyorum şekil olarak. Ama bana eskiden beri yapılan annelerimizin, babaannelerimizin yaptığı şekil bu. Şimdi ruletleri de var ama ben bunu daha çok orijinal olduğu için çok seviyorum. Böyle iyice bastırıyoruz. Sonra elim biraz peynirli olduğu için yapışabiliyor böyle. Orijinal kıvırma şeklini böyle yapıyoruz. Bazıları bunu böyle katlayarak şöyle yapıyor. O çok yağ seçiyor. Hani bu yapılarak insan öğreniyor. Böyle yapıldığı zaman kenarları da yağsız oluyor ve çok nefis oluyor. Birazdan sonra halini göreceksiniz. Kızarttığımız halini. Tamam. Harika olacak. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hamurlarımızı yuvarlamıştık biliyorsunuz. 2 kilo kadar undan yapmıştık bu işlemi. Şöyle nereden açacağım? Evet. Ablacığım. Adet söylemedik. Evet, İçinde evet. Tam 62 adet çıktı bu yuvarlaklardan. 2 kilo un için 62 adet halucumuz çıkacak inşallah. Şimdi biz bu doldurma aşamasını, yuvarlama aşamasını, açma aşamasını kapatmayı gösterdik. Bu şekilde kalan bu yuvarlakları da bitirelim. Ne yapacağız? Pişirme aşamasında görüşelim o zaman. Tamam, hadi bakalım. Biz devam ediyoruz. Haluju devam ediyoruz. Bir taraftan da eşim semaver yaktı. Beraber hem semaver hem halujumuzu şu hemen yan çadırda, şöyle onların çadırını da çekeyim, ablaların çadırında. O çadırda haluj yapmaya devam ediliyor. Eşim de bizim çadırımızın önünde hemen semaverimizi yaktı. Çayımızı demledi. O da bir taraftan oturmayı bekliyor. Zaten çok az kaldı halujumuz. Bitirsinler, beraber pişme aşamasında göstereceğiz inşallah. Diğer taraftan da karpuzumuzu doğruyoruz. Böyle güzel mükellef bir soframız olacak inşallah. Eşim doğramaya devam ediyor. Örtüyorum. Vallahi tertemiz. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Tavamıza nasıl, ne yaptık şimdi ablacığım? Tavamıza hemen hemen 1 litreye yakın yağ koyduk. Yağ bol olacak. Yani hamur pişerken oksijen almayacak. Yağın içinde olacak. Hamuru içine atıyoruz. O yağ o kadar kızgın ki hemen puf kabartıyor, hemen çeviriyoruz. Yani böyle saniyelerde pişiyor şeyi. Bir tane börek çok kısa zamanda pişmesi gerekiyor. Esas özelliği o zaten. Yağ çekmemesi için. Aslen odun ateşi de çok nefis oluyor ama artık buradaki şartlarda bu kadarını yapabiliyoruz. Görenlere bekliyoruz. Vallahi yapsınlar, öğrensinler, tıklasınlar. Hele hele kamp hayatı, kampta bir şeyler yapmak, paylaşmak, aynen, kamp öyle. Arkadaşlığı, yani, sizler yani. Aynen, sizlerin yanında öyle. Ben konuşamıyorum. Ben daha çok yeniyim sizlerin yanında. O yüzden sizlerden bekliyorum bu sözcükleri. Aynen öyle. Arkadaşlar tıklasınlar ve görsünler. Şöyle ifade edelim. Biz yaklaşık 40 yıldır bir arkadaşlarımız var. Arkadaşlıktan öte dostluğumuz var. Çocuklarımız
beraber gidiyoruz. Torunlarımız şimdi beraber. Bu yolda çok şeyler yaşadık. Kamp hayatında da yaşadık, günlük hayatımızda yaşadık. Birçok tecrübelerimiz var. Eğer zaman el verirse Gürhan'la birlikte yine YouTube kanalında bir gün buluşuruz. İnşallah. Size farklı şeyler. Kısmet olursa bir gün nasıl böreğe tarifim vereceğiz İnşallah size. İnşallah. Burada yapabilirsek, yetiştirebilirsek ne ala bize. İnşallah, inşallah. Yani. Süper olur. Süper olur. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi bakalım. Pastam. Yağın kızgınlığını içine bir ufak hamur atıyoruz. Onun hemen pişmesi lazım. Şu anda kızmamış. Birazcık daha var. Biraz yağdan belli oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Tersinden atıyoruz. Evet. Özelliği. Yani tersi dışarı gelecek. Hamurun yüzü yağda olacak. Bu kadar hızlı. Ama yağ çok bekledi. Arkadaşlar bayağı bekledik yağı. Bayağı kızdırdık. Evet. Yani çok beklemeyecek. Bak görüyor musun? Süper. Tepsinin içerisinde bol bol havlu kağıdı koydular ki yağın da hemen çeksin diye. Aa, görüntü süper. Epeydir de bu tarz bir şey yemedik. 8. günüm benim bugün kampta. Özledik gerçekten böyle şeyleri de. Çoluk çocuk süper olacak bizim için. Gerçekten mükellef bir sofra olacak. Bakın nasıl çabuk. Görüyor musunuz? Budur, budur. Kesinlikle budur. Kesinlikle budur. Şimdi bu kadar yeterli galiba arkadaşlar. Bizim sonra bir söylemiştik. Şimdi tabağa dizmiş şimdi. Evet. 62 adet bezemiz var demiştik zaten. Devamında şimdi ben rahat bırakacağım. Rahat ablaları rahat rahat pişirsinler. Ama en sondaki o dizimi göstereceğiz. Masamızı hazırlamaya geçeceğim çünkü ben diğer taraftan. Devamını göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar biz 62 adet halücümüzü yaptık. Komşu çadırlara dağıttık. Geri kalanları da böyle masamızda hazırladık. Yanına böyle zeytin, peynir, reçel, bal gibi yakıştığını söylediler. Söğüşümüz var, onu da yaptık. Yalnız buradaki ürünlerin hepsi doğal, yani herkesin kendi yaptığı işte reçelidir, zeytinidir, hepsi doğal ürünler. O salatalık domates de yine bahçeden doğal ürünler hepsi. Bize afiyet olsun diyoruz. İnşallah siz de yaparsınız, denersiniz. Memnun kalmışsınız inşallah videomdan. Farklı videolarla ben yine sizlerin karşısında olacağım. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bay bay.